Sevgili takipçilerim ve oyunu müdavimlerim merhaba. 2021 model tekli etkinlik taktiklerinin ilk videosu olan Ajan Savaşları etkinliği taktikleriyle sizlerle beraberim. Buyurun başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ajanlardan bahsedelim hızlıca. Şurada zindanımız var biliyorsunuz. Zindan hemen kalenin üzerinde. Zindana tıkladığımız zaman 3 farklı çeşit ajanımız var ve bu 3 farklı çeşit ajanımızın her birinin rütbelerine göre yapabileceği ajan marifetleri var, ajan becerileri var. Ama her şeyden önce yapmanız gereken şey normal tekli etkinliklerden bir sürü güvenlik paketi biriktirmek ve bu biriktirdiğiniz güvenlik paketlerinden sonra şu barı doldurarak şu alttan görmüş olduğunuz ve 80 puan isteyen 3 saat için ajan görevi başarı şansı artı 10'u aktiflemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın 1 oradan 3 oradan 5 oradan şeklinde yürüyeceğiz yine. Ardından ajanlara ilişkin kısa bir bilgi vereyim. 3 farklı ajanımız var. Suikastçı, sabotajcı ve köstebek. Bunları siz kendiniz isimlendirebiliyorsunuz. Şuraya tıklayarak kendiniz ajanlarınıza özel isimler verebiliyorsunuz. Zindanın seviyesine göre, şurada gördüğünüz üzere 33 benim zindanım. Zindanın seviyesine göre ajanlarınız açılıyor. Şu üçüncü ajan son seviyede açılıyor. 30'da açılıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunun ajanlarınıza sürekli boş vakitlerinizde sürekli görev yaptırın. Bu görevleri yaptıkça ajanlarınızın deneyimi ve başarılı görev sayısı artıyor ve başarılı görevleri devam ettikçe de rütbeleri yükseliyor. Maksimum seviye 15. Rütbeleri yükseldikçe de bir sonra yapacakları görevde daha başarılı olma ihtimalleri de artıyor. Onu da söyleyeyim size. Benim iki ajanım 15, bu ajanım da fullenmeye yarım kalmış. Öyle söyleyeyim size. Ardından araştırmalarınızı kontrol edin ve mutlaka tamamlayın. Araştırmalar da 4. seviyede 3 farklı ajan başlığı var. Bunlardan birincisi ajanların başarı şansı için yapacağınız araştırmadır. Bunu mutlaka fullleyin. Ardından yine 4. seviyenin en altında sol tarafta ajan görevi hızı ve sağ tarafta da ajanların yaptıkları görevlerden aldığı deneyimi artıran araştırmalar var. Bunları fullemenizi öneriyorum. Benim şu anda aktif araştırmalarım başka yerlerde olduğu için bunları henüz fullemedim. Üçüncü olarak yapmamız gereken şey şampiyonumuzu giydirmek. Şampiyonu giydirirken kullanacağımız en temel ekipman Gezgin Kahraman'dan gelen yüzüktür arkadaşlar. Banshee'nin feryadıdır. Bu Gezgin Kahraman'dan gelen her günlük görevi mutlaka tamamlayıp bu yüzüklerinizi çifterli sarılayın. Bu size tavsiyem olsun. Şimdi envanterinizde bulunan, şöyle envantere bir bakalım. Ajan görevi hızı diyelim. Ajan görevi hızı, ajan görevi deneyimi ve ajan görevi başarı şansına sahip en güçlü ekipmanlarınızı kullanmanız gerekiyor şampiyonunuzu giydirirken. Benim arada bazı paralı paket itemlerim de var. O yüzden bu nereden geliyor diye sormayın. Nitekim bu başlık oradan geliyormuş. Hem deneyim hem görev hızı. Bakın sayılar nasıl ufak görüyor musunuz? Dolayısıyla bulduğunuz ekipmanı mitik yapmama koşuluyla, mitiğe gerek yok çünkü. Mitik tozunu bunun için harcamaya gerek yok. Mümkün olduğunca elinizdeki ekipmanları yıldızlayın, sarılayın ve yıldızlayın. Ve ona göre kullanın. Bakın mesela bu görev hızı 17, deneyim 15 veriyor. Bu görev hızı 18, deneyim 13 veriyor. Daha hızlı mı olmasını istiyorsunuz, daha çok deneyim mi almak istiyorsunuz? 2 puan fark var arada ama önemli. Şöyle yapacağım, ben hız giyeceğim. Yüzük olarak da Gezgin Kahraman'dan yüzükleri ben 2 tane sarıladım. Bakın ajan görevi başarı şansı 11, ajan deneyimi 25, görev hızı 25. Takımız da var. Şurada ajan görevi hızı 120 veriyor. Bu normal takı biliyorsunuz. Gelelim buraya. Eldiven olarak da şöyle bir eldivenimiz var. Paketten gelmiyor galiba ya.
O hisarların ya da kardeşlikten geliyor. Bakın şimdi burada iki tane item var. Kraliyet Sunate dediği Ronin'lerden gelen bir çizme var. Bu çizme ajan görevi hızı 31 veriyor. Ama bir de Makusen çizme var. Hem deneyim, hem hız, hem başarı şansı veriyor. Ben bu Makusen çizmeyi giyeceğim. Ayrıca bu item de hız veriyor. Biliyorsunuz bu da hisardan ya da kardeşlikten geliyor. Onu da henüz şey yapamadık, sarılayamadık. Mesela ben üçünü birlikte veren çizmeyi giyeceğim. Gelelim yine ikinci silaha. Bunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim. Fark etmez. Benim ajan görevi için bir pelerinim yok. Hatta ajan görevi için bir pelerin yok. Şimdi kıyafetimizi giydik. Doğru mu? Size tüyoları vermeye başlayacağım. Buraya kadar anlattıklarım olması gerekenlerdi. Şimdi size tüyoları vermeye başlayacağım. Şuradan 3 saatlik ajan görevi başarı şansını aktifledik mi? Şunu aktifledik. Şimdi arkadaşlar, şampiyonumuz ajan için hazır mı? Hazır. Hedefi nasıl seçeceğiz? Önemli olan bu. Hedefi nasıl seçeceğiz? Öncelikle ajanlarımıza tekrar gelelim. Şunları anlatayım size. Bu ajanların 4 farklı görev seviyesi var. İşte birinci görevde kaynağı gönderiyorsunuz. Mesela bu ajanın birinci görevi kaynak. İşte özür diliyorum. Birinci görevinde maceracılara pusu kuruyorsunuz. İkinci görevinde hedef kaleye, bu kalenin 20'den yukarıda olması gerekiyor. 20. seviye ve üstte olması gerekiyor ikinci görev için. Birinci görev için 15 ve üzeri olması gerekiyor. İkinci görev için 20 ve üzeri olması gerekiyor. Şimdi birinci görev ne puan veriyor? İkinci görev ne puan veriyor? Bakın bu üçüncü ajanın birinci görevi kaleye ajanı yolluyorsunuz ve kalenin içinden tek seferlik kaynak çalıyor. Şu sabotajcı dediğimiz ajanı kaynağa yolluyorsunuz. Bir düşmanınız kaynak toplarken onun kaynağına yolluyorsunuz. Eğer adam uyanmazsa mevzuya, toplamayı sabote ediyorsunuz. Şimdi gelelim etkinliğe. Buradan kararımızı vereceğiz çünkü. Etkinlik burada. Bakın. Etkinlik diyor ki birinci seviye görevler için, bakın, maceracılara pusu kur, kaynakları yönlendir ve toplamayı sabote et. Bunlar birer puan veriyor arkadaşlar. Bu etkinlikte skor yapmak istiyorsanız da, sadece barajı geçeyim bırakayım diyorsanız da yapmanız gereken şeyler birinci seviye görevler değil. Onları bir kere listenizden çıkarın. İkinci seviye görevlere bakalım, 8 puan veriyor. 3 tane ikinci seviye görevi yaparsanız barajı geçersiniz. Sonrası skora yürür zaten. 20 puan 60 puan, 20 puan 60 puan. Ama bu işi hızlıca yapıp ajan kıyafetlerini hızlıca, yani ajan kıyafetlerinden çabucak kurtulmak ve ben bu üçlü barajı geçeyim, bu etkinlikte baraj geçeyim de normal işlerime bakayım diyorsanız İkinci seviye görevlere odaklanacaksınız. Yani 8 puan veren yetkililere suikast yap, 8 puan veren istihbarat topla ve yine 8 puan veren zorla yerini değiştir, kaleyi sür görevlerine odaklanmanız gerekiyor. Şimdi bu üç içinde 20 seviye üstü kaleye ihtiyacınız var. Hemen geliyoruz. 20 seviye kale, ajan, yolla. 12 dakika. Benim kıyafetlerim, benim araştırmalarımla yolladık. Bakın adam gidiyor. Gitti ve oklar kayboldu. Artık kıyafetin bir esprisi kalmadı. Tamam mı? Mümkün olduğunca ajan yolladığınız kaleden uzakta, alakasız bir mesafedeki bir kaleye ajan yollamanız gerekiyor. Yan yana ajan yolladığınız kalelerde genelde skoru hızlıca alamıyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Ben böyle tecrübe ettim. Gelelim sabotajcıya. Zorla yerini değiştir. Bu kaleyi süreceğiz eğer ajanımız başarılı olursa. Bunu da yolladım. Bakın. Ajan da çok psikopat yürüyor ha. Sinsi sinsi böyle. Oklar kayboldu. Gelelim şimdi şuralardan başka bir kale bulalım.
Mümkün olduğunca ölü kale bulun arkadaşlar ve mümkün olduğunca 20. seviye kale bulun. 25-30 bulmayın. Neden? Çünkü 25-30 olduğu zaman zindan seviyesi yükseliyor. Karşı istihbarat marifetleri daha yükselmiş. Savunma marifetleri size karşı daha güçlü bir hale geliyor bu kaleler. 20. seviye kalelerde genelde bu işler daha zayıf oluyor. Onu peşinden söyleyeyim. Şimdi bu ajan marifetlerini bekliyoruz. 12 dakika, yani bir kaynak süresi kadar bekleyeceksiniz. Haydi 15 dakika olsun, 18 dakika olsun sizin yeteneklerinize, marifetlerinize göre. 3 ajanın marifetini bitirmesini bekledikten sonra skoru alıyorsunuz. Skoru işte böyle alıyorsunuz. Benim arada fazladan bir ajanım daha kaçtı. 3 tane 8'lik yolladım, 24 aldım. Bir tane daha 8'lik yolladım arada, 32 yaptım puanımı. Bu 32 puanı yaptığınız zaman bir ajan enerjisi alıyorsunuz. 2 sefer hızı alıyorsunuz, 2 tane 50'lik önemli değil. Ama 3 tane 3 günlük hızlandırma alıyorsunuz. Çok kıymetli bunlar. Bu barajı geçtiğiniz zaman Allah bereket versin. Evet arkadaşlar, ajan görevine ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuz da tekli etkinlik taktiği videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın, tekrar hatırlatayım. 2. seviye görev yapıyorsunuz. Ajan görevi başarı şansını etkinliyorsunuz zindandan. Şurayı göstereyim tekrar. Şunu etkiliyorsunuz, etkinleştiriyorsunuz. Ardından ajan kıyafeti giyiyorsunuz. Ajanların görevi bitene kadar da bu kıyafetleri değiştirmiyorsunuz. Yani başka bir kıyafet setine geçmiyorsunuz ya da çıkarmıyorsunuz. Geçtiğiniz ya da çıkardığınız zaman ajanlarınız genelde başarısız oluyorlar. Yani başarılı olma şansları %30'a falan düşüyor. Haberiniz olsun. Başka bir tekli etkinlik taktiği videosunda, 2021 model tekli etkinlik taktiği videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.